Virsal sohbetinden daha herkese merhabalar. Arşiv, koleksiyon, retro, emülasyon konulu bu haftaki videomuzda Xbox Series S'teki benim dijital kütüphaneye bakacağız. Şimdi arşiv, koleksiyon diyoruz. Arşiv deyince insanların aklına hep fiziksel olarak alınmış oyunlardan yapılmış arşivler geliyor veya koleksiyon yapıyorsanız koleksiyonlar geliyor. Ama günümüzde teknoloji o kadar çok değişti ki oyuncuların büyük bir kısmı artık oyunların daha kolay elde edilebilmesi, bu indirimler nedeniyle daha uygun fiyatlı oyun bulunabilmesi nedeniyle dijital oyunlara yöneldi. Ciddi de dijital olarak kütüphane yapan arkadaşlar var. Ben sevdiğim oyunları alıyorum. Uygun fiyatta bulduğum oyunları alıyorum. Genelde tabii çok geniş bir kütüphanem olduğu için PlayStation tarafında Xbox Series S'i de işte bu amaç doğrultusunu aldım. Hem 360 dönemi oyunları oynamak hem de orijinal Xbox dönemi oyunlarını oynamak için. Yani arada 8. 9. nesil oyunlara bakar mıyım? Series S üzerinde tabii ki bakarım. Ama asıl amacım sevdiğim 360 oyunları ile beraber Xbox orijinal oyunlarından istediklerimi oynamak. Tabii bütün oyunlar burada geriye dönük uyumluluk kapsamına alınmamış. Benim sevdiğim oyunlardan alınabilir olanlar var. Sadece diskli versiyonların desteklendiği oyunlar var. Erişebildiklerim kafamdaki oyunları aldım. Fazla da bir eksiğimiz yok. Geçmişten de almış oldum. Bende Xbox One S vardı. O dönemden kalan oyunlarım vardı. Hatta Xbox 360 döneminden de oyunlarım kalmış olabilir mi? Sanmıyorum ya. Orada farklı bir hesabım vardı. Bu hesabı ben sadece One S'te kullanmıştım. Bir de bu aldığım Series S'te. Neyse fazla uzatmayalım. Burada benim sahip olduğum oyunlara bakacağız sadece. Bu arada arka planda ya mahalledeki köpekler. George'da abi bizim burası da böyle. Eğer sesleri arkadan geliyorsa hakkınızı helal edin arkadaşlar. Şimdi bu Prototype biliyorsunuz 7. nesil bir oyun. Bunun birincisi ve ikincisi 7. nesile çıktı. Bunun remaster'ı geldi 8. nesile. 7. nesil sürümleri yok markette. Remaster gelen oyunların eski nesil sürümlerini nedense marketten kaldırıyorlar. O yüzden Prototype'ın hem birincisi hem de ikinci oyunun olduğu paketi çok da uygun bir fiyata aldım. Prototype'ın 8. nesli var ama özünde bu bir 7. nesil oyun. Alan Wake ya bütün kütüphanelerimizde var. Burada olmasaydı olmazdı. Bu zaten önceden benim aldım. One S döneminde aldığım oyunlardandı. Ben Alan Wake'de olunca dedim Alan Wake'in bu American Nightmare isimli bir DLC'si diyelim. DLC de değil ya. Bu çok farklı bir oyun. Ama Alan Wake markası altında çıkartılmış bir oyun. Anniversary Collection var. Arcade Classic. Konami'nin olması lazım. Böyle oyunları da çok seviyorum. Xbox marketinde bunlar çok iyi fiyata satılıyor arkadaşlar. O kadar iyi fiyata satılıyor ki. Birazdan Capcom'un paketine gelince onu da göstereceğim. Ya bu geçen hafta sonu arkadaşlar oturduk oynadık. Hani 1-1,5 saatlik bir oturum yaptık. O dönemin o beat'em up oyunları zaten. Abi 1 saatte, 1,5 saatte, kimisi yarım saatte biter. Çok eğlenceli. Online olarak arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Bu tarz paketleri Xbox üzerinde kaçırmayın alın derim. As Dusk Fall. Abi bunu da bana yapımcısı vermişti Kane'i. Normalde Game Pass'in de içinde var. Türkçe dil desteği de var biliyorsunuz. Yine Prototype gibi 8. nesle remaster gelen bir paketin içinde olan Batman Arkham Return to Arkham Asylum isimli bu oyun. Return to Arkham City var. Bunlar zaten biliyorsunuz. 7. nesle çıktı. Ama Arkham Knight 8. nesle çıkmış bir oyun. Bu şekilde 3'ünü aldık. Batman Origin var. 7. nesle çıkan. Fakat bu Arkham üçlemesi içine dahil edilmediği için o remaster edilmedi. Bayonetta'yı biliyorsunuz. Bunu da paket olarak aldım aslında. Vanquish'le beraber satıyorlardı. Bu da remaster. Özünde 7. nesil oyunlar. Kesinlikle oynamanız gereken oyunlar. Bayılıyorum. Bayonetta'ya da bayılıyorum. Vanquish'e de bayılıyorum. Bu oyunlar zaten video oyunu dediğiniz zaman kafamda benim böyle bir algı var. Gözümün önüne gelen 3-5 oyundan biridir bu oyunlar. Bayonetta'dır, Vanquish'tir. Yani gerçekçiliği şimdi oyunlarda çok arayan, seven arkadaşlar illaki var. Böyle oyuncular var, onlara lafımız yok. Ama yani benim aklıma gerçekçilikten ziyade konsolda oyun oynadığınız zaman aklıma gelen birinci şey o oyunların beni gerçekten kopartıp olabildiğince eğlendirmesi. İşte onu da bu tarz oyunlar beceriyor. Beyond Good and Evil. Bu aralar bunun 20. yıl dönümü paketi çıkacak. Limited Run Games de bunun kutulu sürümünü yayınlayacak. Özünde bu 6. nesil bir oyun. Önce remaster edildi. 7. nesil konsollara geldi. Xbox 360'a geldi. PlayStation 3'e geldi. Ama dediğim gibi 6. nesil bir oyun. Çok güzeldir buna. Şimdi günümüzdeki konsollarda oynamak için bayağı da güzel görünüyordu ya. Karakterlerin falan poligonlarını arttırmışlar. Çok tatlı görünüyor. Maalesef ikincisi Michael Ancel'in biliyorsunuz muhabbetlerini o oyunun yapımcısı bıraktı gitti. Onun taciz davaları vardı. Patladı maalesef.
oyunun devamı patladı. Tatlı, güzel bir oyun. Tavsiye ederim, bunu da oynayın. Ya Blay'e anlatmaya gerek var mı abi? Bu da Criterion Games'in oyunu. Criterion dediğimiz zaman aklımıza Burnout'lar geliyor. Need for Speed oyunları geliyor. Yaptıkları Need for Speed oyunları. Bu adamlar bir de FPS oyunu yapmış ama. 6. nesle yahu nasıl yaptınız kardeşim bu oyunu? Bu Blay'e nasıl yaptınız? Fırsatınız, imkanınız varsa bu oyunu şiddetle ama şiddetle tavsiye ederim. Blade of Darkness bu yine 6. nesil bir oyun. Bunun remaster'ı daha yeni geldi. 1 yıl falan oldu. Sausen Ikai diye bir arkadaşım var. Onun uyarısı üzerine aldım ben bunu. Bu da güzel, bizi eski günlerimize götüren oyunlardan birisi. Blue Dragon. Geçen hafta biliyorsunuz Retro Perspektif'te Lost Odyssey'yi anlattım. Orada anlatırken Lost Odyssey, Blue Dragon'dan da bahsettim. Miss Walker'ın oyunu, Hironobu Sakaguchi'nin. JRPG'leri seven arkadaşlar zaten 360 döneminin en önemli oyunlarından biri olduğunu bilirler. Blue Dragon'un Japonya'ya özel hamlelerinin sonucu Microsoft'un. Bunlar zamanında Gold'a gelen oyunlardan birisi. Brutal Legend abi kaçar mı? Kaçar mı ya? Bak bu oyun hani Hidden Gem diyorlar ya. O oyunlardan birisi arkadaşlar. Ne yapın? Ne edin? Bir yerden bulun. Artık marketten mi alıyorsunuz? Nereden alıyorsanız alın. Ya bak bu oyunu oynayın. Brutal Legend yok böyle bir oyun. Gerçekten yok. Bu kafada oyun kalmadı. Blue'yi zaten biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Call of Duty 2, 3. Bunlar da aslında 7. nesil konsollara geldi ama 7. nesil konsollar değil. 7. nesil bir konsola geldi. Call of Duty 2, o da Xbox 360. PlayStation 3'te yok bu oyun. Call of Duty 3'te hem 6. nesil konsollar hem de 7. nesil konsollara çıktı. Pek konuşulmuyor bu oyunlar ama Call of Duty'nin özüne en bağlı olduğu oyunlardan birisi. Yani eski Call of Duty'lerden diyeyim. Call of Juarez'i biliyorsun zaten 3 tane oyunları çıktı. Bende sadece bu Gunslinger var. 2 oyunu daha olması lazım. Demin bahsetmiştim. Capcom Arcade Cabinet var. Capcom Beat 'em Up Bundle abi, işte bu harika bir paket. Ha, bunu muhakkak alın. Ciddi söylüyorum, alın. Bu 8. nesil konsollar için çıkan sürümü. Yani 360 dönemi değil. Bu Arcade Cabinet 360 dönemi. Beat 'em Up Bundle'a muhakkak ama muhakkak bakın, çok tatlı oyunlar var. Çok tatlı. Abi Castlevania'ları anlatmayalım ya. Anlatmayalım. Ya o aslında bu ikisini anlatmayalım. Bunlar çok kral oyunlar. İkisi de. Lords of Shadow'la bu Mirrors of Fate. Ya gerçekten güzel. Yalnız Mirrors of Fate yana ilerlemeli. 3D bir dünya ama yana ilerliyorsunuz. Güzel bir Castlevania oyunu. İkinci oyun maalesef patlamıştı. Symphony of the Night'i bilmeyen var mı abi? 5. nesil PlayStation'a, yani PlayStation 1'e gelmiş olan Castlevania. Daha sonra birçok konsola çıktı. Xbox 360'ta da var. Müzikleri ayrı bir olay. Şimdi Metroidvania diyorlar ya. O Metroidvania oyunların Vanya kısmını anlayacağınız oyun. İşte o oyun bu oyun abi. Bunu oynadığınız zaman niçin Metroid'in sonuna Vanya demişler? Hani Metroid Vanya, Vanya, Castlevania Symphony of the Night. Kesinlikle oynuyoruz. Kesinlikle çok iyi. Yine bu Gold döneminde verdikleri oyunlardan Condemned ilk oyun. Bu Steam'de de var ama bu oyun PlayStation 3'e çıkmadı. Çok güzel. O kadar da güzel, buna geriye dönük bir uyumluluk vermişler ki ya bu aç çok tatlı görünür. Çok tatlı. Yani altına ettirme garantili oyunlardan birisi. Conker. Bu orijinal Xbox döneminin en önemli oyunlarından birisi. Platformer. Contra Collection. Dediğim gibi bu tarz oyunları alıyoruz abi. Contra Rogue Ops'u aldık. Horse Party'yi de bu 8. nesil konsollara gelen sürümü burada görünce direkt aldım. JRPG artık eski grafikler falan, bu 16 bit dönemindeki oyunlar gibi. Seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum. Ben bayılıyorum böyle oyunlara. İlla ki kütüphanede olması lazım. Canım istediğinde oynamam gerekiyor abi. Crackdown'ları biliyorsunuz abi. 3. oyun 300 bin server destekli abi. Tabi sallamaydı, olmadı. Crazy Taxi Dreamcast'in meşhur oyunu. Geldi bu 6. 7. nesil konsollara, remaster ettiler işte. Aynı nesilde çık. İşte multiplatform oldu. O bu yani. 6. nesilde multiplatform oldu. 7. nesil konsollara remaster ettiler. Arcade oyun yani. Oynanır mı oynanır. Benim çıktığı dönemde en çok etkilendiğim oyunlardan birisi. Çok hoşuma gitmişti. Crimson Skies böyle alternatif, böyle bir hikaye var. Evren var. Ama yani uçaklı oyun. Uçaklı derlerdi bizim zamanımızda. Bu da güzel, tavsiye ederim. Bu da işte 6. nesil konsollar döneminde çıkmış. Xbox'a konsollarda özel, bilgisayarda da vardı. Curse of the Dead Gods. Bu da değişik bir oyun abi. Bu da 8. nesil
konsollar döneminde çıkan bağımsız bir firmanın yaptığı bir oyun. Bilgisayarda da var bende de. Burada da çok uygun fiyatlı görünce ya dedim bunu konsolda da oynamak lazım. Alanım güzel oyundur, tavsiye ederim. Bu oyunları da herhalde fiyatlar böyle 5-10 lira diye aldım. İnanın oyunun içeriği hakkında hiçbir bilgim yok. Dark Void bende kutulu olarak PlayStation 3'te var. Bu da 5-6 lira civarına satılıyor. Defense Grid 2. Abi bende bir Tower Defense oyunlarına karşı zaaf var. Çok seviyorum. Ben PlayStation 4'te bu oyunu çok oynadım. Çok oynadım. Harbiden çok oynadım. Çok da severim. Bilmiyorum. Tower Defense seven kişiler için bu oyun belki de bu tarz oyunların nirvanası diyebilirim. Sonradan çıktıysa da bu mobil mecralara falan onları bilemiyorum tabii. Daha ileri olabilir. Doom'ların hepsi var diyebiliriz burada. Doom 1, Doom 2 tabi eski oyunlar 96'lardan falan bahsediyorum. Doom 3'ü biliyorsunuz zaten. Bu oyun 2003'te çıkmış olabilir. O dönemde de Doom 3 zannedersem PlayStation 2'ye gelmedi arkadaşlar. Ama orijinal Xbox'a çıkmıştı bu oyun. Yanlış hatırlamıyorsam çıkmıştı. Sonra bunun remasterı falan filan 7. nesil konsollara getirdiler. Bu elimdeki de 7. nesil konsollara gelen sürümü değil de muhtemelen 7. nesil konsollara gelen sürümün remasterı. Emin değilim yine. Tabii 2016 Doom'u biliyorsunuz. Doom Eternal'ı biliyorsunuz. Doom 64 yine bu da eski bir oyun. Bu da bu Doom 1, Doom 2 döneminde çıkan bir oyun ama bunun grafikleri falan Doom 1 ve 2'ye göre bayağı aşmıştı. Güzeldi. Double Dragon'ları Atari salonlarına giden arkadaşlar biliyordur. Şu oyunu da arkadaşların tavsiyesiyle aldım. Fable'lar. Benim serize salmama sebep olan oyunların başına gelir Fable'lar. Özellikle birinci ve ikinci oyuna bayılıyorum. Üçüncü oyun maalesef pek yani sevdiğim bir oyun değil ama o da var kütüphanede. Fable 2'yi de oynayabileceğiniz tek platform Xbox 360. Hani bu oyunlar kaçmaz. Fallout'lar her platformda var abi. Burada olmasaydı olmazdı. Fiyatlar da uygundu. DLC'ler de bayağı uygun. Oyun 15 liranın altı bir fiyata satılıyordu. DLC'ler de 8-10 lira olması lazım. Zaten 3'er 4'er tane DLC'si var. Ya şu oyunları her platformda oynayabiliyor olmak lazım. Bunlara geriye dönük uyumluluk kapsamında FPS boost'u da verdiler. Onu da bilin yani 60 FPS oynuyorsunuz bu oyunları. Kendi çıktıkları dönemdeki konsollarda 30 FPS çalışıyorlardı. Her iki oyun da PlayStation 3'te sürünüyordu. Ben aslında birazcık da bu PlayStation 3 sürümüyle aralarındaki farkı görmek istiyordum ama bu FPS Boost'la zaten PlayStation 3 sürümlerini ezdi geçti bu iki sürümü. Gayet güzel. Far Cry Blood Dragon buna da bakarsınız. Far Cry 2. Horizon'lar bunları hep zamanında aldık abi. Şu oyunu var ya Xbox 360'da arkadaşlarla 2 gün yemedik içmedik abi. 2 günde binlemiştik bu oyunu. Bütün achievement'lerini almıştık ilk çıktığında. Böyle ağzımız açık kalmıştı oynarken. Çok muazzamdı. Gerçekten. Forza Horizon 2, 3. 2 zaten bu cross-gen çıktı. Horizon 2. Hem Xbox 360'a geldi hem de yeni nesil işte One nesli konsollara geldi. Forza Horizon 3 çıktı. Abi böyle devam ediyor. Tabi almadı. 4'ü almadık. 4 sadece yeni nesil konsollara çıktı. 3 de eski nesil konsollarda oynanıyor mu oynanmıyor mu emin değilim ama muhtemelen bu 360'a gelmedi. Yani cross-gen gelen oyun Forza Horizon 2 idi. Forza 5 6, 7 abi. Bu yeni çıkan 8 değil. Sadece Forza Motorsport. Bunların içinde de ben Forza Motorsport 5'i seviyorum. Özellikle bu Çekya'daki yol falan çok tatlı görünüyor. Böyle birkaç tane daha güzel yol var. Yine Front Mission First ve Front Mission Second. 1-2'nin remasterları. Bu oyunlar bende daha PlayStation 1 döneminde izi olan oyunlardan. Üçüncü oyun yüzünden biz konsol yakmıştık abi. İşlemciyi yakmıştık. Duman olmuştu. 30 saat çalışa çalışa yaz sıcağında. Ya gördüm. Şimdi bu oyunların fiyatları hem PlayStation Store'da artı bir de Nintendo Switch'te de satılıyor. Bilgisayar sürümleri de vardır muhtemelen. Bakmadım ama. Abi Xbox Market'in çok komik fiyatlara satılıyordu. Böyle 50 lira 60 lira hemen yapıştırdım geçtim. Gears of War'ları anlatmaya gerek var mı gençler? Hiç bence gerek yok. Zaten 1, 2, 3, Judgment bunlar 360'a çıktı. 4 ile 5 de bunlar da işte One nesline gelmiş oyunlar. 5. oyuna hiç bakmadım. 4'ü beğenmedim abi. Yani 5 chapter vardı herhalde oyunda. 4. chapter'a geldim. Artık sıkıldım abi. Robot vurmaktan sıkıldım. Yani biz oraya locus vurmaya geliyoruz. Adamlar bize robot vurduruyorlar. Ya olacak iş abi bu. Vallahi olacak.
olacak işte. Judgment'ı da işte kontrol ettiğimiz karakterden dolayı sevmem. Geçen yayınlarda da biliyorsunuz Gears of War'ın ilk oyunun remaster'ını, artık remake'ini ne diyorlarsa, Ultimate Edition Gears of War. Onu bitirmiştik One NES konsollara gelen. Buna da devam edeceğim. 2-3'ü de oynayacağım. Zaten bu üçleme içindeki en baba oyunda ikinci oyundur. 5. oyunu bilmiyorum abi. Ona da bakacağım. Onu öven arkadaşlar var. Şu da uygun fiyatından dolayı aldığım bir oyun. Bu herhalde Gold'a mı geldi? Ben mi aldım? Emin değilim. Grand Theft Auto 4 abi. Bunu da ek paketleriyle beraber, iki tane standalone ek paketi var biliyorsunuz. Gerçi burada bu paketin içinde aldıktan sonra oyunun menüleri içinden erişiyorsunuz. Bu oyunda da Xbox 360 PlayStation 3'ten çok daha performanslıydı. Oynarız abi. GTA 4'ün her zaman gideri var. Master Chief Collection'ımız bilgisayarda da var, burada da var. Hellblade'i de 5-6 liraya satıyorlardı. Aldım. Ya bunu bir daha bitiririm diye burada. Homefront The Revolution. Bu oyunu da çok uygun fiyata aldım. I Am Alive. Bu değişik bir oyun. Ikaruga. Bu ücretsizdi. Injustice'ları aldık arkadaşlarla. Belki oynarız diye. Jade Empire abi. Bu da orijinal Xbox'ın en baba oyunlarından. Killer Instinct'i ben One S'i aldığım dönemde kütüphaneye eklemiştim. Ücretsiz oyunlardan birisi. Oyun içinde işte siz karakterleri falan filan kıyafetlerini alıyorsunuz. Yine 360 döneminde Golf'la gelen oyunlardan birisi. Bu da öyle. Indiana Jones, Lego. Lost in Random'ı ben aldım. Bu değişik bir oyun. Lost Odyssey. Abi bunu alabilmek için, şimdi oynayabilmek için diyelim önce. Eğer Series X'iniz varsa ve bu oyun kutulu olarak elinizde varsa, siz Series X'inize veya One NES'li bir konsolun işte Blu-ray yuvasına siz taktığınız zaman oyununuzun DVD'sini, bu oyun çalışıyor. Geriye dönük uyumluluk kapsamında. Fakat bu oyunu Türkiye marketinden, Xbox marketinden, store'undan alamıyorsunuz. Bunu alabilmeniz için Amerikan store'a çevirmeniz gerekiyor ve oynayabilmeniz için de Amerika'da ülke olarak kalmanız gerekiyor. Ve biz de öyle yapıyoruz. Blue Dragon da aynı şekilde arkadaşlar. Bu Lost Planet'in de şu birincisi abi, bak bu da aynı şekilde Lost Odyssey, Blue Dragon ve Lost Planet. Bunları ben Amerikan marketinden almak zorunda kaldım. Türkiye store'unda maalesef bunlar dijital olarak satılmıyor. Amerikan marketinden almak zorundasınız. Bu da ucuz olduğu için aldığım oyunlardan birisi. Mars da o şekilde arkadaşlar. Max Payne'ler. Abi bunlar tabii kütüphanede olacak. Önünde hatta saygıyla eğileceksiniz. Özellikle ilk oyun hakkında, yani şimdi ne diyeyim abi, ne anlatayım? Ne anlatalım? Max Payne'in de olmadığı bir kütüphane düşünülemezdi. Güzel ve bizde iz bırakmış oyunlar, Max Payne'ler. Evet, geliyoruz Metro'lara. Metro'ların biliyorsunuz Metro 2033'le bunun Last Night vardı. Bu Redux paketi içinde bu iki oyun var. Bunlar da özünde 7. nesilde Xbox 360'a çıkmış oyunlar. Metro 2033 PlayStation 3'e gelmedi ama Last Night geldi. Yani ikinci oyun geldi. Daha sonra PlayStation 4'e bu Redux paketleri geldi ama hem PlayStation hem de Xbox konsollarında abi var ya, böyle fix 60 FPS yağ gibi çalışıyor. Yani hangi platformda aldığınızın hiçbir önemi yok. Çok tatlı oyunlar. Bunlara muhakkak bakmanız lazım. Bu Exodus paketi de içinde bunun ek paketleri vardı. Bu da çok uygun fiyattaydı. Onu da aldım. Hatta ben size yanlış söylemişim. Şu Redux paketi aldığınız zaman hem 2033 hem Last Night geliyor. Ben ikisi şu üsttekinin içinde zannettim. Burada ayrı ayrı duruyormuş bunlar. Burada da bu şekilde bir düzeltme yapalım. Mirror's Edge ya, bu oyun çıktığında ses getirmişti. Bu FPS tarzında platform oyunu çıktığı dönemde tasarım hikayesi falan ilgi çekmişti. Devamı patladı ya. Devamı patladı ama bu oyun fena oyun değildi. Oynanası oyunlardan birisi. Yani böyle çok aşırı yüksek inceleme puanları falan alıp işte editörler tarafından çok böyle abartılarak beğenilmiş bir oyun mu değil. Ama iyi bir oyundu. Bu oyuna da bakmanızı tavsiye ederim. Mortal Kombat 11, bunun da full paketini aldım. Hatta bunun Injustice'le birlikte satılan bir paketi vardı. Injustice 2 ile Mortal Kombat 11, birinin Ultimate paketi. Birinde işte en yüksek paket. Yani bütün dövüşçülerin içinde olduğu bir paket bu. Güzel oldu. Bunu da ben çok uygun fiyat aldım. 50-60 olması lazım. Şu oyun muhtemelen Gold'da verilmişti. Çünkü benim para verip alacağım bir oyun değil. Bunu kendim aldım. Neo Geo Battle Colosseum. Dediğim gibi bu hareket oyunlar falan. Ninja Gaiden Black. Bu Ninja Gaiden Sigma var ya PlayStation 3'te. Bu oyunun aslında remaster edilmiş hali. Grafikler falan filan maaşları eklediler. Ya çok zor abi. Harbiden zor. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Ninja Gaiden'ın bu Xbox'a çıkan orijinal versiyonu PlayStation 3'e çıkan Ninja Gaiden Sigma'dan daha zor. Ninja Gaiden hastası oyuncular var. Fanları var. Fanatikleri. Çıldırıyorlar Sigma için. PlayStation 3'e çıkan sürüm için. Niye bu kadar kolaylaştırdınız diye. Ya aslında kolaylaştırdıkları bir şey yok abi. İkisi de zor ya. Birisi kanser derecesinde zor. Öbürü de venom derecesinde zor.
olur. Artık tercihinizi yapın. Kanser mi, verem mi abi? Öyle yani. Ninja Gaiden. Remaster'ları da çıkarttılar. Biliyorsunuz. Geçen nesil konsollara, 8. nesil konsollar, yeni konsollarda da oynanıyor. Orada da bu Sigma versiyonlarını almışlar. Fanatikler işte asıl ona çok kızdılar abi. Outland güzeldir. Perfect Dark abi. Nintendo 64. Buradaki de remaster edilmiş sürümü. Perfect Dark'ın. Orijinali ya bunun Xbox, orijinal Xbox'a çıkmıştı. Ben öyle hatırlıyorum. 360'a remaster mı ettiler? Baştan mı yaptılar? Yani benim çok da böyle külliyatımda üzerinde hakim olduğum oyunlardan biri değil. Perfect Dark yanlış da anlatıyorsak hakkınızı helal edin arkadaşlar. Prototype'den hemen ilk oyunu anlatırken bahsetmiştim. Bu da remaster. Psychonauts abi bu orijinal Xbox'a çıkan oyun. Kaçar mı? Bu Gold'da verilen oyunlardan birisi. Rage, ID Software'in oyunu. Id Software, ID Software. Ne diyorlarsa. Bunlara da tabii fiyatları güzel diye aldım. Record'dan ben baya böyle ümitliydim abi. Bu 8. nesil konsollara geldi. Xbox'a özel bir oyundu. One nesil konsollara, bilgisayara da çıktı. Bende bilgisayar sürümü de var. Burada da çok komik bir fiyata satıyorlar. Dedim alayım. Ya işte konsolda oynarız. Red Dead Redemption abi. Ya bu oyunu abi PlayStation 4 sahipleri, PlayStation 5 sahipleri. Yani tam oyun parası verip oynamak zorunda kaldılar. Belki de 40 dolardır emin değilim. Ya burada 360 döneminde alanlar bunun çözünürlüğü yükseltilmiş halde Xbox platformlarında oynayabiliyorlar. Series S'te 1080p 60 FPS desteği var yanlış değilsem. Olabilir 30 FPS de olabilir ama yağ gibi akıyor. 1080p desteği var. X'te oynuyorsanız, Series X'te oynuyorsanız 4K 30 oynuyorsunuz. 4K 60 yaması da gelmiş olabilir emin değilim. Hani burada zamanında 360'a alanlar bunu Series X'te Series S'te dediğim şartlarda FPS, boost, çözünürlük yükseltmesi bunları bedavaya aldılar oynadılar. Vallahi bu konuda ben Microsoft'u tebrik ediyorum. Geriye dönük uyumluluk konusunda. Sony bu konuda gerçekten sınıfta kalıyor. Remnant from the Ashes. Bunlar fiyatları güzeldi. Code Veronica X. Bunu alacağız abi. Bu nedir? Resident Evil oyunudur. Fiyatı da güzeldi. Saints Row'u da geyiğini aldım abi. Burada Sega Vintage Collection var. Monster World ama. Bu Monster Boy falan filan var ya onlar var. Yine Sega'nın Vintage paketi var. Burada da Street of Rage oyunları var. Shadow Complex zamanında Unreal 3'te yapılan yana ilerlemeli 3 boyutlu bir dünya tasarlanmıştı. Farklı, değişik, güzel bir oyundur. Bunu da oynamadıysanız şiddetle tavsiye ederim. Shadow Complex'i. Shadowrun'lar, bunlar ta eski Sega zamanından kalma oyunlar. Bunları yeniden canlandırdılar. Bu 3 oyun geldi. Bunlar ek paketler de gelmiş olabilir. Bunu almak istiyordum ben. Bilgisayar tarafında var. PlayStation alayım diyordum. 700-800-900 lira böyle bir fiyatı vardı. 3'lü paketin PlayStation tarafında fiyatı. Abi burada 50 liraya satıyorlar. İndirime girmiş orada 250 lira. Abi burada indirimde 50-60 lira. Ne yaptım ben de? Burada alın. Sırf yani konsol sürümünü görmek için önemli oyunlar. Shadows Awakening. Ondan sonra Shin Megami Tensei 5 Vengeance abi. Bunu var ya sabah 7.30'da sağ olsun bir takipçi sayesinde 380 liraya aldıydık. Hemen 8'de de düzeltmişler abi fiyatını. 1800 lira olmuş. Bunu zaten bugün de siparişini verdim abi kutulu PlayStation 5'e. Hani kütüphanede benim kutulu duracak oyunlardan birisi abi. Çok da tatlı yapmışlar ve Türkçe abi. Türkçe JRPG. Ya acayip şahsısınız abi. Persona 3 Reloaded Türkçe. Shin Megami Tensei 5 Vengeance Türkçe. Ya bunları oynamıyorsanız artık valla gözüme görünmez. Skydrift demin yine bahsettim ya bu konsollarda oynadığımız konsol tarzı oyunlar, video oyunlar. Çok güzel örneklerden birisi. Ben sırf o eğlencesi için aldım. Severim bu tarz oyunları. Sonic All Stars Racing. Bu da öyle bir oyun. Spelunkiler. Splosion Man. Bu oyunu da severim. Abi Star Wars Knights of the Old Republic. Yani ikinci oyun pek meh diyeyim. Yani öyle değil ama ya ilk oyun var ya. Hayatımda en çok sevdiğim 3-5 oyundan birisidir. Republic Commando'yu da geçen arkadaş aldırdı. İyi ki almışım. Bu da güzel. Bu da keyifli bir Star Wars oyunu. Seviyoruz abi Star Wars'u. Stardew Valley. Street Fighter 4. Abi bu oyunda var ya. 7. nesilde en güzel oynandığı platform Xbox'ı. PlayStation 3 tarafında sıkıntıları vardı. Sunset Overdrive. Insomniac'ın abi dışarıdan bir firma olarak Xbox özel yaptığı bir oyun. Bilgisayara da çıktı. Bu oyunda 8. nesilde bence Xbox'ın en güzel oyunlarından birisi. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Bunun da fiyatı çok uygun diye aldım. Bu oyun zaten biliyorsunuz Ninja Turtles oyunlarını ya söylemeye gerek yok. Bars Tale'ler aldım. PlayStation 2 döneminden bende izi olan oyunlar. Daha eski bilgisayar oyuncuları. Yani ben bilgisayarda da çok oyun oynamış biriyim ama Bars Tale'leri bilgisayarda oynamadım. Ama PlayStation 2'ye çıkan şu Bars Tale, şu oyun herhalde o da yanlış değilsem. Ama bu PlayStation 2'ye çıkan Bars
Seyil izometrik bakış açılı Haken Slay işliyordu ya, çok komik oyundu ya. Yani sırf o yüzden aldım. Bars Tale'larda oynamak lazım. Rol yapma oyunları dünyasına farklı bir bakış açısı. Morrowind. Anlatılır mı abi? Oynayacaksınız, yaşayacaksınız. Skyrim. Bunun Anniversary sürümünü aldım. Last Campfire. Bu oyun bende Steam'de var. Değişik bir bulmaca oyunu. Burada da 7 liraya mı 6 liraya mı ne satıyorlardı? Direkt aldım. Yani konsolda da oynanacak güzel bir oyun. Ben bunu sırf işte Steam'de oynarım diye aldım. Fiyatı da uygun görünce arada da açarız, burada da görürüz. The Move. Abi bu oyunu işin açıkçası herhalde şey vermişti ya. Gold vermişti. Ben para verip almadım. Ama yani bu oyun hakkında olumsuz şeyler de duymadım. The Search, Search 2. Walking Dead'ler defalarca bitirdik bunları. Buraya niye aldım onu hatırlamıyorum. Herhalde fiyatı çok uygundur diye almışımdır. Bu oyunu da yine Vanes döneminde aldım. Fiyatı uygundu. Artı Rainbow Six Vegas, yani 360 döneminin önemli multiplayer oyunlarından biriydi. Bayağı damar oyuncular vardı bu oyunu oynayan. Herhalde o anılara binaen almışımdır. Abi şunun da üçlemesi var biliyorsun. Splinter Cell, Splinter Cell Pandora Tomorrow, bir de Splinter Intercell Chaos Theory. Ya bu üçlemeye ait 3 oyundan sadece Chaos Theory. Amerikan marketine de girseniz sadece bunu alabiliyorsunuz. Türkiye marketine de girseniz, nereye girerseniz girin fark etmiyor. Ubisoft muhtemelen telif haklarıyla ilgili bir meseleden dolayı bu oyunları marketten kaldırdı. Diğer iki oyunu Pandora Tomorrow'la orijinal Splinter Cell'i. Double Agent'ın da, bunun da aslında 6. nesli daha iyidir. Onu da kaldırmışlar abi marketten. Yani ben şu üçlemenin diğer iki oyununu ve bu oyunun 6. neslini almak istiyordum. Var, markette görünüyor. Elinizde CD'li olarak varsa oynuyorsunuz DVD'si. Ama işte bizim gibi dijital olarak edinmek istiyorsan şu anda alamıyorsunuz. Zamanında dijital alanlar oynayabiliyor. Arkadaşlarım için de bu oyunu zamanında, bu bahsettiğim bütün oyunları, Splinter Cell oyunlarını dijital olarak almış ve oynayabilen arkadaşlarım var. Conviction'ı biliyorsunuz. Bu da konsollara 7. nesilde sadece Xbox 360'a çıkmıştı. Blacklist bütün konsollara geldi. Tomb Raider Underworld, The Human, bunu retro perspektifini yaptık abi. Bomba oyun ya. Ya gerçekleri hakkında konuşacak çok şey var. Torchlight'lar, eski Diablo ekibinde çalışan elemanların Diablo ekibinden ayrılıp yaptığı oyunlar. Grafiklerine falan aldanmayın. Yani köküne kadar, ruhuna kadar Diablo oyunudur. Köklerine bağlı. Özellikle ilk iki oyun güzel. Trials HD, bunlar eğlenceli oyunlar. Bu da herhalde Gold'la geldi. Şunu da, bu da side-scroller ama grafikleri falan güzel. 360 dönemi beat'em up oyunu. O yüzden aldım. Vanquish'i Bayonetta ile beraber almıştık. Virtua Fighter, Sega oyunu bunlar. Ta 6. nesil Sega'dan kalma oyunlar bunlar. Hatta belki de daha eski de olabilir. Emin olamadım şimdi. Dreamcast döneminden mi, önceki dönemden mi? Virtua Fighter'a da aşırı hakim değilim. Wolfenstein 3D'ydi abi işte. Adının hatırını aldık. XCOM'larla da ilgili güzel bir paket vardı. Şu iki oyun zaten, Enemy Unknown'la Enemy Within, bunlar 360'a çıkmışlardı. İkinci oyun da 8. nesil konsollar döneminde çıktı. Bu üç oyunla ilgili güzel böyle 50-60 yıllık bir paket vardı. Ama Enemy Unknown'la Enemy Within oynanası oyunlar arkadaşlar. Evet, hep yani arşiv bunlar, kutulu oyunlar çıkartıyoruz, size gösteriyoruz, böyle anlatıyoruz, anılarımızdan bahsediyoruz. Bu haftada Xbox Series S'in Xbox'taki kütüphanemiz diyelim, çünkü daha orijinal ilk çıkan Xbox dönemine kadar giden oyunlardan oluşan bir kütüphane var. Çok güzel bir kütüphane, benim için güzel. Eksik oyunlar var mı? Burada bahsettim. Hani bir 3-5 oyun, hadi deyin 10 oyun daha var aklımda, almak istedim ama maalesef markette yok arkadaşlar. Maalesef markette yok. Yani Amerika'da da olsa, dolarla olsa alacağım. Türkiye marketinde veya Avrupa'da herhangi bir ülkenin marketinde olsa alacağız. Yok maalesef. Bu hafta dediğim gibi bu dijital oyunlar oluşan kütüphanemize bak. Hem oyun muhabbeti oldu, biraz değişik de oldu. İleride PlayStation kütüphanesine bakalım diyeceğim abi orada. Acayip bir kütüphane var. Hiç girilmez oraya. Hiç Steam kütüphanesine, PlayStation kütüphanesine. Oralarda biz deli paralar yaktık. Ya deli paralar yakmaktan ziyade yıllardan beri aldığımız oyunlar, yani ta ne zaman aldığım oyunlar hala orada duruyor ya. Yani işte Plus'a verilen oyunlar falan filan, bizim para verip aldığımız oyunlar. O işin sonu yok velhasını. Bugün baktım işte Steam hesabım 16,5 yıllık abi. 16,5 yıllık bir Steam hesabı var. Zamanında işte almışız oyunları. Humble Bundle'dan
almışız, oradan almışız, buradan yok, orada indirim olmuş, burada indirim olmuş. Bu dijital oyunların da böyle bir hastalığı var abi. Alıyorsun alıyorsun, kütüphaneye koyuyorsun ama oynamıyorsun. Oynamıyorsun abi, bu dijital kütüphanelerinde böyle bir rahatsızlığı var. Neyse bakalım, bu haftalıkta bu kadar arkadaşlar. Bence değişik bir video oldu, bizim salı sohbetinin aslında formatına, konseptine çok uygun bir video. Ama benim de pek işlemedim bir video. Yani açalım hadi dijital kütüphaneye bakalım, yapmadım tarzda bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda, başka konularda, başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.